छाप तिलक सब छीनी रे मुसे Bugün beni Asım aradı. Bana babanın hastaneye kaldırıldığını söyledi. Güzel. Evet, sebebini de söylemedi mi? Bypass geçirdiğini biliyorum. Zara nasıl olduğunu sormak için aradım. En azından onu görmek için uğrayabilirdin. Bu evde sana hep saygı duyarlardı. Rabia'nın dünürleri bile geldi. Böyle konuşmayı annenin evinde mi öğrendin? Fazla yüksekten uçuyorsun. Bunların sebebi sensin Sait. Çünkü bir kocanın karısına verebileceği güveni başka kimse veremez. İstersen şöyle düşünmeyi dene Sait. Buraya geldikten sonra böyle konuşmaya başladıysam sebebi ne olabilir? Kendimi kötü hissetmem için böyle konuşuyorsun. Ve çeyiz olarak azıcık eşya verdilerse ne olmuş? Bütün aileler bunu yapabilir. Senin aileni özel kılan nedir burada? Bunları kendileri veriyor. Hem de özgürce. Ama biri sorarsa da bunlar sanki bir yılan gibi sokar. Bana babanın nasıl olduğunu söyler misin? Çünkü onu görmeye geleceğim. Güzel. Çünkü elinden gelen sadece bu. Asım bana olanları anlattı. Gerçi Zara'nın anlatmasını beklerdim ben. Eğer şehirde olsaydım hemen gelirdim. Sorun değil oğlum. Artık daha iyi. Anladım. Ben de bu yüzden senden izin almak istiyordum. Ne izniymiş bu? Zara'yı yanımda götürmek istiyorum. Her evin bazı sorunları olur ama bu insanın evinden ayrılması gerektiği anlamına gelmez. Baba, küçük meseleler göz ardı edilebilir. Katlanması kolaydır. Ama bu meseleler büyüyünce elbette dayanılması zor oluyor. Baba, lütfen söyle ona. Onunla geri dönmeyeceğim. Zara, beni aşağılıyorsun. Başka ne yapmamı bekliyorsun? Benim yüzümden babam kalp krizi geçirdi. Onlar benim yüzümden çok şey yaptılar. Ne zaman buraya gelsem, ailem belki yeni taleplerle gelmişimdir diye her zaman endişelendi. İtibarım, kendime olan saygım, senin yüzünden hepsi mahvoldu. Herkesin önünde sana soruyorum Sait. Sevgimde ve ilgimde eksik olan neydi? Ve bana. Söyleyeceğin her şeye müsamaha göstereceğim ama kardeşime veya aileme bir şey söylersen eğer buna asla müsamaha göstermeyeceğim. Biliyorsun seninle yaşamak, evliliğimi sürdürmek istedim. Bu yüzden senin mantıksız taleplerini sürekli buraya gelip durdum. Kendimi küçük düşürmeye devam ettim. Eğitimli, mantıklı bir kız. Sadece evliliğini sürdürmek için aptallaştı. Ama sonuç yine de sıfır. Bu yüzden şimdi gitmelisin. Düşünmek için zamana ihtiyacım var. Düşün Zara. Bunu iyice bir düşün. Yoksa giden zamana yazık olacak. Baba, bütün bunlar senin önünde yaşanıyor. Her evde kavgalar olur. Tek yaptığın dinlemek oğlum. Zara ise tahammül ediyor.
O bütün bunlara katlanıyor. Ben artık bir şey yapamam. Tamam. Ben gidiyorum. Baba. Baba beni affet. Ama onunla gitseydim belki. Yaşananları sen daha iyi bilmene rağmen kızım, yine de bence bu ilişkiyi anlayabilmeniz için biraz zamana ihtiyacınız var. Bütün sorunlar ne zaman çözülecek? Ne zaman mutlu ve tatmini olacağım? Dilerim Zara her zaman böyle kararlı olur. En son ne zaman gülümsediğini hatırlıyor musun? Hayır, ama en son ne zaman ağladığımı hatırlıyorum Farah. Yarın Pakistan'a gidiyorum. Pekala. Uçuşun ne zaman? Yarın. Sabah erkenden. O halde tek yapmam gereken çocukluğu bırakmanı beklemek. Seni havaalanına ben bırakamam. Ofiste çok işim var. Şimdi de bana kızıyorsun demek. Evet, neler yaptığını merak ediyorum işte. Sabahtan akşama kadar seni bekleyip duruyorum çünkü. Ben de seni bekliyorum. Bütün gün ofise gittiğimde seni düşünüp duruyorum. Merak ediyorum, neler yapıyorsun, ne renk kıyafet giyiyorsun, beni özlüyor musun, özlemiyor musun? Biliyor musun, ofisten eve döndüğümde beni beklediğini görmek hoşuma gidiyor. Bu eşsiz bir duygu. Ama daha ne kadar bekleyeceğiz Burhan? Dayımdan ve yengemden teklif için gelmelerini iste. Bütün bunlar olup bittiğinden beri 3 yıl geçti. Biraz daha zaman. Böylece ikimiz de hayallerimizin kaderini bulacağız. Hem neden üzülüyorsun ki? Ben yanındayım ve seni bekliyorum. Burhan, hayallerimiz gerçek olacak mı? Neden olmasın? Eğer aşk gerçekse, bütün korkular silinip gider. Tamam, o halde git. Böyle aniden mi? Evet, öyle. Çünkü nasılsa sabah geç kalacaksın ve bunun için de beni suçlayacaksın. Bu durum hoşuma gitmiyor, git hadi. Evet ama 2 dakika daha. Hayır, şimdi git. Bilmiyorum. Patron hanım hangimizin işini beğenecek? Bunu yapıp yapmadığını da yüzünden anlamak mümkün değil. Yüzünde hiç ifade yok. Hiçbir şekilde anlayamıyorum. Hayır, hayır. Bugün bana iltifat etti. Aa, evet, evet. Bana da iltifat etti. Peki sana bir şey dedi mi Burhan? Burhan? Sana bir soru sordum. Ne? İşlerinle ilgili. Bir şey dedi mi sana? Ne işi? Tasarım işlerin tabii ki. Onları yeni verdim, henüz bilmiyorum. Of, seninle konuşmak faydasız. Patron hanım bir şey demedi mi sana? Evet dedi. Beni seviyormuş. Bak Burhan, şuna doğru düzgün cevap versene. Bu ciddi bir konu. Neden? Ciddi insanlar seni seviyorum diyemez mi?
Her neyse, bizi çok takdir etti. Ne zaman bir şey söylüyor ki ondan sadece 4 cümle duydum. Kapa çeneni, ne demek istiyorsun, çık dışarı artık git. Konuşmaya gelince çok cimri. Galiba sadece bu 4 cümleyi biliyor. Benim işim sunduğum 4 tasarımı yapmaktı. Anlaşmayı bozup bozmaması umurumda değil. Dostum, çok tuhaf bir adamsın. Neden onunla tartışıyorsun ki? Kimin tasarımını beğenecekleri önemli değil. Bu anlaşma için dua etmemiz gerek. Sanırım haklısın, evet. Tebrikler, tebrikler. Bu harika bir iş. Günlerdir bunu bekliyordum. Evet baba. Bu benim için büyük bir hedefti. Bu arada uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyordum. Kimin tasarımı onaylandı? Burhan'ın. Güzel, güzel. Zeki ama umursamaz biri. Zeki insanlar umarsız olma eğilimindedir. Daha önce hiçbir çalışmasını görmemiştim. Yoksa onu ilk görüşte tanırdım. Bazı yerel projeler verdim. Büyük projelere vermedim. Canım, böylelerini elinde tutmak için önemli işler vermek zorundasın. Yoksa başka şirketler bu tür insanları kapı verir, anında gider. Bilemiyorum baba, bana samimi görünüyor. Hiçbir yere gideceğini sanmıyorum. Kızım, böyle konularda asla duygusal davranmamalısın. Onun gibi insanları elinde tutmak için onları teşvik etmelisin. Burhan Bey, Bay Ehsan sizi çağırıyor. Hanımefendinin odasında. Beni mi dedin? Evet, sizi çağırıyor efendim. Neden? En iyisi bunu kendisine sormanız. Neden beni çağırıyor ki? Bilmiyorum. Ben nereden bileyim ki? Git hadi. Mehru! Hey Mehru! Su hala gelmedi mi? Ben de onu bekliyordum. Nerede kaldı bilmiyorum. Her gün bu saatlerde gelirdi. Sersem, ben sudan bahsediyorum. Bir yığın kirli çamaşır var. Kim yıkayacak onları söylesene. Ben de ondan bahsediyorum. Şimdiye kadar gelmeliydi. Ama şimdi gelmezse akşama gelir. Merak etme, çamaşırları yıkamadan yatmam. Yani bütün gece uyanık mı kalacaksın sen? Nedenmiş o? Anne, Burhan hala gelmedi. Onun için endişeleniyorum. Gelecektir. O artık çocuk değil. Gelecek tabii. Neden endişeleniyorsun? Neden böyle yaptığını bilmiyorum. Onun ne durumda olduğunu sorabilmem için bana bir telefon almalıydın. Ne? Sen onun annesi misin? Annesi bile senin kadar endişelenmiyor. Ben sabahtan beri bir şey yemedim ama senin umurunda değil. Git ve bana gözleme yap. Hadi. Tamam, kızma. Seni anlıyorum. Dur, nereye gidiyorsun? Sana yemek getir dedim. Allah'ım, bu iyice aşık olmuş. Kendi annesini bile umursamıyor. Tek umursadığı o işe yaramaz aylak. Yok, Burhan gelmedi. Acaba bir şeyler yedi mi? Ben eminim ki o bu işle başa çıkabilir. Teşekkür ederim. Bu konuda seni yormamaya çalışacağım baba. Evet. Girin. Girebilir miyim? Gel Burhan, gel evladım. Evet Burhan. Biliyorum efendim, hanımefendi benden şikayetçi olmalı. Tasarımım tercihiniz olmayabilir, geç kaldığımı da biliyorum. Ama elimden gelenin en iyisini yaptım efendim. Yeter. Neden senden şikayetçi olduğunu düşünüyorsun ki? Çünkü efendim, hanımefendi her an beni kovabilir. Bakın, üstelik gülümsüyor. Önce bir otur hele, otur. Efendim... Biri bütün bunlarla yargılanır ve benim yargılarım asla yanılmaz. Çok konuşuyorsun. Söylemek istediğim, senin tasarımların onaylandı. Benim tasarımım onaylandı mı? Evet. Emin misiniz efendim? Evet. Efendim, sizi tebrik etmeme izin verin. Sizi de kutlarım hanımefendi. Bu nedir?
Tıpkı dilini kullandığın gibi ellerini de kullan ve aç onu. Hanımefendi, bu bir terfi mektubu. Ben kovulacağımı düşünürken terfi mi ettim yani? Sadece terfi etmekle kalmadın. Sen artık bir üste geçtin. Yani artık sorumlulukların arttı. Kesinlikle hanımefendi. Bunu ekibime söylemeliyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yenge, bana bırak, ben yapayım. Sen mi geldin canım? Sen çok çalışıyorsun. Bana bırak, ben hallederim. Hayır canım, ben yaparım. Peki. Yenge, ben... Bugün gecikecek. Hayır, onu sormaya gelmemiştim. Aslında sahi, şu anda hala ofiste mi? Evet, aradı. Bugün biraz meşgul olduğunu, geç kalabileceğini söyledi. Her gün bu saatlerde geliyordu. Bu yüzden biraz endişelendim. Hem gelip sana da yardım edeyim dedim. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Ben anneyim. Benden hiçbir şey gizli kalmaz. Elimde olsaydı ikinizi hemen bugün evlendirirdim. Fakat ne yapabilirim? Çaresizim. Allah Nusrat'ın ne hissettiğini anlamasını sağlasın. Bugün senin buraya... O yenge, şimdi hatırladım. Annem bir şey yapmamı istemişti. İşte yazsın. Burhan, oraya gireli uzun zaman oldu. Ne hakkında konuşuyor olabilirler? Hiçbir fikrim yok. Her şey olabilir. Aha, işte geliyor. Neler oldu? Hanımefendi beni kovdu. Ne? Ne? Hanımefendi seni kovdu mu? Hanımefendi seni kovdu demek. Sana söyledim, iş yerinde öyle davranma dedim sana. İşte seni kovdu. Başka bir işin var mı şimdi? Yalan söylüyor. Meğer terfi etmiş. Ne? Şuna bak Safir, bu onun terfi mektubu. Seni düzenbaz, bizi kandırdın. Seni kutlarım dostum. Teşekkür ederim. Şükürler olsun, tasarımım kabul edildi. Pensiyonun beğenilmeyeceğini ve kovulacağımı sanıyordum. Oysa beni şef yaptılar. İşte şimdi yemekler senden. Kesinlikle. Bizi nereye götüreceksin bakalım? Nereye isterseniz. Gidelim öyleyse. Olur mu? Olur. Demek sürpriz ha? Hadi. Hastalık atlattıktan sonra insan kendini kötü hisseder ve... Dahası doktorların önerdiği diyetler de midesini bulandırır ya. İçimden hiçbir şey yemek gelmiyor. Baba, Burhan nerede? İşten geldiğinden beri onu göremedim hiç. Nerede olacak? Buralarda bir yerde olmalı. Arayan kimdi? Rabia'ydı. Hayrola, suratın bir karış. Her şey yolunda mı? Anne, Sait hiç iyi değil. Aniden hastalanmış. Haber vermek için de Rabia'yı aramış. Ve ona demiş ki, Zara'ya söyleme. Ben bu çocuğu hiç ama hiç anlayamayacağım. Bu hiç söylenecek söz mü? Üstelik kalkmış Rabia'yı arıyor ve kendi karısından haber vermiyor. Anne sadece beni sınıyor. Baksana, Asım'ı arayıp tansiyonun yükseldiğini ve doktorun... İstirahat verdiğini bile söylemiş. Ama Zara'yı arama demiş. Perişan olmasın. Zor bir durumdayız. Bilmiyorum, birlikteliğiniz böyle nereye gidebilir? Baba, bir insan ne yapması gerektiğini düşündüğünde yapması gerekeni yapmalı. Yoksa başka türlü nasıl dayanabilir? Bu bir ızdırap. Senin ızdırabın benim ızdırabımdır. Aldığın her kararda yanındayım kızım. Bak kızım, dinle. Artık onu arama. Sen dediğimi yap yeter ki ben her zaman yanındayım.
Hatta Rabia'ya söyle sana tansiyonundan falan bahsetmediğini söylesin ona. Anlaşıldı mı? Sen bize yük değilsin. Sait seni almaya gelirse seni ancak bizim şartlarımıza göre göndeririz. Benim Burhan'la konuşmam gerek. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sait'le ne yapacağımızı bilmiyorum hiç. Tek yaptığı kızıma sorun çıkartmak. Ve o sorunlardan sadece Allah kurtarabilir. Ben sana yemeğini getireyim. Alo. Ahmet Şah. Nerelerdesin? Seni bekliyordum. Acil bir sebebiyle buraya geri dönmek zorunda kaldım. Bu yüzden Pakistan'a gelemedim. Ne? Ahmet Şah, ben burada seni bekliyordum. Gelemeyeceksen de beni arayıp haber verebilirdin, değil mi? Madem gelmek istemiyordun, neden öyle söyledin? Neden beni şüphe içinde bırakıyorsun sürekli? Sana söyledim ya, acil bir iş çıktı. O yüzden geri döndüm. Hem neden kendin gelmiyorsun? Ne oldu, sorun nedir? Eve dön artık. Çok zaman geçti. Geri dönmen gerekiyor. Hatalarının farkına vardığını sanıyordum. Ama şimdi seni dinlediğimde yanılmışım. Ah Tanrım, neyin içine düştüm böyle? Neden hep kendini düşünüyorsun? Neden beni anlamıyorsun? Tek yaptığın şey kocanı rahatsız edip durmak. Ne zaman istersen o zaman dön. Tamam mı? Bu diyetin tek yaptığı sadece iştahımı kaçırmak, o kadar. Baba lütfen, birazcık daha ye benim yeter. İçin. Ellerimden ye lütfen, lütfen. Ama bu son, tamam mı? İlaçlarını da alman gerekiyor. Alo? Kırmızı kravatım nerede? Onu bulamıyorum. Komodinin birinci... Yok. Komodinin ikinci çekmecesinde. Tamam. Teşekkür ederim. Pekala. Söylesene. Sen nasıl oldun? Bunu bana neden soruyorsun ki? Sait miydi? Evet baba. Kravatını kaybetmişti. Acelesi vardı ve kapattı. Daha yer misin? Az önce yediğimin sonuncusu olduğuna söz vermiştin. Bu kadarı yeter. İstemem. Baba lütfen. Thank you.
Beni tanıdın mı? Oho! Seni böyle nasıl tanıyacağım ki? Acaba kim bu gözlerimi kapatan? Hem bu saatte kim olabilir ki? Tahmin et bakalım. Bunun için en az 2 yılı daha birlikte geçirmemiz gerekecek. O zaman yüzünü zihnime kazıyabileceğim. O halde öyle yap. Bunun için bir çözümün var mı? Benim var. Ne? Bana bir cep telefonu al lütfen. Cep telefonu mu? Ne yapacaksın ki onu? Bugüne kadar hiç cep telefonu istememişti. Hiç istemedim de ne demek? Hem başka ne yapabilirdim ki? Bugünlerde çocukların bile cep telefonu var. Hatta mahalleye temizliğe gelen temizlikçilerin bile. Böyle kısıtlamalar sadece kızlar için zaten. Sanki biz asla cep telefonu sahibi olmamalıyız. Hem ne dermiş o? Senin nerelerde olduğunu bilmenin faydası olurdu. Zaten bütün dünyayla sohbet edecek değilim ya. Neler oluyor biliyor musun? İnsanlar bana dayımın oğluyla evleneceğimi söyledi. Artık buna tamamen hazır olduğuma göre bütün dünyanın elimden çekeceği var demektir. Çocuğun bir işi yok. Bu ne kadar kötü oldu. Hem bu nasıl olabilir? Bıdı 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 bıdı. Bütün bunlar da ne demek oluyor? Bir şey daha var. Bugün neden işten bu kadar geç geldin? Gerginlikten akşam yemeği yemedim. Bir daha bugünkü gibi asla geç kalmayacağım. Keşke yemek yeseydin. Hiçbir şey yemek istemiyorum. En azından bilmeliyim. Neredesin? Ne zaman döneceksin? Ya da bütün gün ne yapıyorsun? Bütün bu raporlara ihtiyacım var. Ve pahalı bir cep telefonu da istemiyorum. Bana ucuz bir tane al. Ama selfie çekebilmem için bir kamerası olmalı. Onları da hep sana göndereceğim söz. Tamam. Sana bir cep telefonu alacağım. Gel hadi bir şeyler yiyelim. Hayır, ben eve gidiyorum. Seni ellerimle besleyeceğim. Beni bu kadar önemsiyorsan işten gelir gelmez neden bana geldiğini söylemedin? Böyle küçük meseleleri neden gözünde büyütüyorsun anlamıyorum. Tamam, gerçekten üzgünüm. Geç kaldım ve döndüğümü de sana söylemedim. Ve sana bir cep telefonu da alacağım. Anlaştık mı? Şimdi aşağı inelim ve bir şeyler yiyelim. Hı? Hadi. Dur, birlikte gitmemize gerek yok ki. Annem sürekli senin ne olduğundan şüpheleniyor. Sen oradan git, ben de buradan. Yemek için aşağıda buluşuruz. Gelebilir miyim hanımefendi? Tabii. Söyler misiniz, iş yerinize ne tür insanlar aldınız böyle? Burada herkes hırsız. Hırsız mı? Hanımefendi, masamdaki her şey kayıp. Bilgisayarım, dosyalarım, yaptığım tasarım örnekleri hepsi de kaybolmuş. Ne demek istiyorsun? Ne söylemeye çalıştığını hiç anlayamıyorum. Hanımefendi, yalan söylemiyorum. Masamdaki bütün eşyalarım kaybolmuş. Bu konuyla ilgilenmeniz gerekir. Hala ne söylemeye çalıştığını anlamıyorum. Bu beni neden ilgilendirsin? Peki başka kimi ilgilendirecek? Burası sizin ofisiniz ve benim masamdan eşyalarım kaybolmuş. Bu konuyla başka kim ilgilenir? Burhan Bey. Hanımefendi, söyleme şeklim için özür dilerim ama kendinizi benim yerime koyun. Çekmecemde çok pahalı bir yüz temizleme losyonum vardı. O bile kayıp. Bir saniye. İçeri gelin ve Burhan Bey'e odasını gösterin. Tamam. Beni buradan çıkarması için neden birini çağırdınız ki? Ben kendim de çıkardım. Endişelendiğim için size geldim ve... Yeni odan için seni kutlarım. Benim odam mı? Yani benim kişisel odam mı? Hanımefendi, gerçekten çok üzgünüm. Çok duygulandım. Aslında masamdaki o yüz losyonu da ithal ve çok pahalıydı. Hanımefendi, çok teşekkür ederim. Lütfen kimseyi rahatsız etmeyin, odayı kendim bulurum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun girin efendim. Efendim, odanız burası. Benim odam mı? Hayır, bu oda bana tahsis edilmiş olamaz. Hanımefendiden teyit edelim en iyisi. Burhan Bey, hanımefendi bu odayı size tahsis etti. İnanamıyorum. Neden bu kadar büyük bir oda verdi ki? Burhan Bey, lütfen unutmayın. Artık bölümünüzün başısınız, öyle değil mi? Teşekkür ederim. Gidebilir miyim? Tabii, lütfen. Teşekkür ederim.
Ne demek istiyorsun? Sen ne söylüyorsun böyle? Gitmeden önce Mehru ile evleneceğini söylemiştin. O halde neden böyle gidiyorsun? Yanlış bir şey mi yaptın? Yengeciğim, tabii ki hayır. Gitmem benim için çok önemli. Hem beni geri çağırıyorlar. Bu yüzden gidiyorum. Evi lütfen bunu al. İhtiyacın olabilir. Ama bu... Neden bana bunu veriyorsun? Bu benden Mehermah ve Burhan için düğün hediyesi olsun. Burhan, şu haline bir baksana. Çoktan zamanı gelmişti. Doğru. Ama senden uzak kalacağım için pek de eğlenceli olmayacak. Yan yana masalarda otururken daha çok eğleniyorduk, öyle değil mi? Sen artık bölüm başkanısın Burhan. Aramızda mesafe olması gerekiyor. Saçma sapan konuşma. Ama kesin olan bir şey var. Senin böyle terfi ettiğini görünce... Adına gerçekten çok sevindim. Bu tamamen şansı oldu. Çünkü herkes çok çalışıyor. Sanıyordum ki tasarımlarım kabul görse bile en fazla küçük bir ikramiye alırdım. Oysa beni bölüm başkanı yaptılar. Ben şirketi bırakmayan birçok insan gördüm dostum. Ve şirket onlara ev ve araba dahil pek çok şey verdi. Sebebini bilmiyor musun? Hayır. Demek ki İhsan Bey yetenekli insanlara değer veriyor. Evet. Hemen geliyorum. İhsan Bey beni çağırıyor. Hemen dönerim. Yenge, Mehermah çok güzel bir kız. Ama her güzel şeye sahip olmak şart değil. Bu da ne demek böyle? Açıkça söyle, ne oluyor? Neden böyle konuşuyorsun? Seni anlayamıyorum. Yenge... Burhan ve Mehermah birbirlerini seviyor. Kızının duygularını anlaman ve bana onunla evlenmememi söylemen gerekirdi. Yenge, aşk yoksa başka her şeye sahip olsam ne olur? Başlarım ben öyle aşka. Parası yoksa ne olacak peki? O meteliksiz çocuk kızımı nasıl sevecek? Yenge, bütün bunlardan pek anlamıyorum. Ama şunu biliyorum ki aşk varsa eğer, ilişkiler bir şekilde yürüyor. İnsanlar aşk için paradan vazgeçebiliyorlar. Uçağım yarın sabah. Gitmeden önce seni bir göreyim dedim. Gerçekten gidiyor musun? Yenge, bu konuyu bir daha açmak istemiyorum. Mehermah'la evlenmediysem ne olmuş ki? Sen yine de benim yengemsin. Bana oğlum diyebilirsin, değil mi? Ve senin oğlun olarak görevimi yerine getiriyorum. Kendine iyi bak yenge. Artık gidiyorum. Peki canım. Aşfak abi, gidiyor musun? Biraz daha kalsaydın. Gitmem gerekiyor Mehru. Kendine iyi bak lütfen. Yine görüşmek dileğiyle. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Biliyorum. Sense iyi olmakla beraber temiz kalplisin de. Mehru, keşke bana kendinden ve Burhan'dan bahsetseydin. Bütün bu yanlış anlaşılmaların önüne geçmiş olurduk. Nasıl kendimden bahsedebilirdim ki? İnsanın kendini iyi tanıması gerekir. Ama merak etme, sana çok iyi bir kız bulacağım. Söz veriyorum. Senden daha iyisini bulabilir miyim ki? Tabii ki. Senin için daha güzel, daha zeki bir kız bulacağım. Böylece mutlu bir hayatın olur. Zeki olması iyi ama senden daha güzelini bulamam, emin ol. Ve gerçekten böyle bir kız bulursan söz veriyorum, onunla kesinlikle evleneceğim. Ne? Peki ya öyle bir kız bulamazsam ne olacak? O zaman evlenmem. Neden? Herkesin evlenmesi ya da aşkı bulması gerekmiyor. Sana ve Burhan'a iyi şanslar. Hoşça kal. Güle güle. Dostum, dikkatli olmazsan böyle küçük istekler yavaş yavaş senin işini bitiriverir. Bana cep telefonu al, yok bana kamera al. Ama o çok masum bir kız. Bugüne kadar benden hiçbir şey istememişti. Üstelik bunu sadece benim için istiyor. Bunu bilemezsin ki. Ben böyle masum kızları iyi bilirim.
Bizim gibi masumları tuzağa düşürürler. Birkaç ilişkimden öğrendiğim buydu benim. Birkaç ilişki mi dedin? Birini gerçekten sevseydin bunu anlardın. Dostum, bence boş vermelisin. Ama iyi bir arkadaşın olarak sana tavsiyem, ona sakın cep telefonu alma. Buna pişman olursun. Çünkü nerede olduğunu bilmek değil. Seni gözetlemek istiyor. Seni sürekli arayacak, rahatsız edecek. Delirdin mi sen? Neden beni rahatsız etsin ki? Beni önemsiyor. Ve bana güveniyor. Bak, ben senin dostunum. Arkadaşın olarak nasihat vermekte görevim. Ama sonunu kendin getirmek istiyorsan ben ne yapabilirim ki? Tamam. Ona bir cep telefonu al. Ne de olsa maaşına zam alacaksın ha? Hem ayrıca Asad bana senin bir arabaya hak kazanabileceğini de söylüyor. Bunu arabayı aldığımda düşünürüz, tamam mı? Onlar için çok çalışıyoruz. Hem bize araba verseler bile fakirleşmezler ya. Kesinlikle haklısın. Dinle, gitmem gerek. Şu cep telefonunu alıp doğruca eve gideceğim. Hadi gidelim. Hadi. Baba, böyle özel günlerde diyeti boş verebilirsin bence. Bugün Burhan ilk maaşını aldı. Al bakalım. Ben uzun zamandır bu anı bekliyordum. Ve bugün daha çok dua edeceğim. Ben bu konuda hepinizi teker teker tebrik ediyorum. Tebrikler. Ben de öyle. Neden mutlu değilsin? Oğlum, surat asmayı bırak. Böyle bir günde mutlu olman gerek. Baba, ben diyorum ki bugün halamlara gidip meher mahı Burhan'a isteyelim. Kardeşimin hayatına mutluluk bahşetmiş oluruz. Bunu nasıl yapacağız? Nusrat Aşfak için evet dedi. Ve baban da bunu kabul etti. Burhan, sen neden sessizsin?